arkadaşlar. Şöyle bir ışık almıştım. Bunu kullanayım da daha rahat görün beni. Gördüğünüz gibi bayağı hazırlıklı geldim buraya. Makyajımı çıkartalım beraber. Uzun zamandır beni görmüyorsunuz. Ufak bir açıklama yapmıştım aslında. Neden kaybolduğumla alakalı. Gerçekten hayatımın en zor günlerini geçiriyor olabilirim arkadaşlar. Ev bulmuştuk diye yazmıştım ya. O eve taşınamıyoruz maalesef. Posta görmemiş olanlar için de kısaca bir açıklayayım. Zorla evden tahliye edildik. Herkes nasıl zorla nasıl edilebiliyorsunuz ki kiracıları kimse çıkaramıyor diyor ya. Herkes bizim suçumuz olduğunu düşünmüş haklı olarak çünkü bir kiracıyı evden çıkarmak çok zor bir şey. Fakat Türkiye şartlarında eğer yeterince güçlüyseniz, paranız varsa, rüşvet verebiliyorsanız, evrakta sahtecilik yapıyorsanız kiracıları evden rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz merak etmeyin. Bizim başımda gelen bu yani. Bayağı büyük bir hukuksuzluk oldu yani. Daha fazla detay veremiyorum çünkü dava açtık. Biraz travmatik bir ay oldu benim için. Eşyalarımızı depoya kaldırdık. O gece kendime hiç kıyafet falan ayıramadım. O kafayla zaten yani bavul yapayım derdinde olmuyorsunuz. Her neyse bütün eşyalarım depoda şu anda. O yüzden böyle neredeyse bir aydır eşyasızdım yani. Ve bu tatil vardı çok önceden belliydi gideceğim. Bu tatil için böyle gidip böyle bayağı sıfırdan kıyafet, makyaj ürünü falan falan bir şeyler aldım yani. Clara'nla beraber Fransa'dayız şu anda. Toulouse şehrine yakın Tarn bölgesindeyiz. Clara'nın bu arada Pierre Fabre çatısı altındaki markalardan bir tanesi. Bir sürü bildiğiniz, tanıdığınız Fransız derma kozmetik markası da bu çatı altında. Daha detaylı yarın bahsederim diye düşünüyorum. Özellikle Clara markasından çünkü yarın bayağı bir gelindirecekler bize. Ben de size gelindireceğim tabii ki. Kendi botanik bahçeleri var. Konservatuarı dedikleri böyle botanik bahçeleri var. Oraları gezeceğiz beraber. Çok güzel detaylı bilgiler verecekler inanıyorum ki. Ben de onları size aktarmaya çalışacağım. Bu arada kulağımla ben ilk Londra'dayken tanışmıştım. Bir ara Türkiye'ye gelmiş marka sonra gitmiş. Şimdi tekrar varlar. Eczanelerde bulabiliyorsunuz markayı. Londra'da öğrenciyken ben çok fazla kullanıyordum. Özellikle saç bakım ürünlerinde çok iyi bir marka Clarins. Cilt bakım ürünleri de var ama özellikle saç bakımında iddialı olduğunu söyleyebilirim. Bu seyahatte bu arada Avrupa'dan influencerlar gelmiş. Birkaç kişiyle tanışabildim bu akşam. Ufak bir kokteyl vardı orada tanışabildik. Bir kişiyi hatta takip ediyordum öncesinden. Andrew, İngiliz bir cilt bakım influencerı. Onunla da tanışma şansım oldu. Instagram'dan tanıdığım kişileri burada görmek de hoşuma gitti. Baya böyle ünlü influencerlar da var aslında. Böyle milyon takipçiyle Fransız influencerlar var. Bir tanesiyle tanıştık. Yarın daha fazla kişiyle tanışırım diye düşünüyorum. Ya bazı temizleyiciyle cildimi yıkayacağım. Cildimi yıkayıp geliyorum hemen. Su bazı temizleyiciyle de yemin dedim bu arada. Serum sürüyorum. LED maskesi kullanacağım. 15 dakikalık yaşlanma karşıtı bakımı uyguluyorum. Genelde bunu seçiyorum yani böyle üşendiğim için. Sürekli değiştirmiyorum yani ışıkları. Kendi kendine otomatik değiştiriyor. Bu geceyi burada kapatıyorum arkadaşlar. Yarın sabah görüşürüz. Günaydın. Çok hızlıca acılanmam gerekti. Kahvaltıya gidiyoruz şimdi. Yogadan geldikten sonra odaya çıkıp hazırlandım. Bugünün kıyafeti de böyle arkadaşlar. Ufak bir hazırlanma videosu da çektim TikTok için bu arada. Bir 10 dakikam falan kaldı. Ufak bir edit yapıp ondan sonra da otobüse yetişeceğim. Bugün bayağı güzel yerlere gidiyoruz. Hepsini çekmeye çalışacağım.
Şimdi şu güzel binada öğle yemeği yedikten sonra şimdi bir de botanik bahçesini gezeceğiz. Buradaki aslında Clara'nın kendi kullandığı tıbbi bitkileri yetiştirdikleri bir yer aslında burası. Şu botanik bahçesine doğru gidiyoruz şimdi. Tanıyabilecek miyiz bitkileri diye bizi test edeceklermiş. Gündüz bir workshop yapıldı. Kullanılan bitkileri serilerini tanıttılar. Çünkü genelde bir seriyle bir bitki veya iki bitki kombinasyonu kullanılıyor. The rest of the team is starting with the first atelier. And we have time to wander around. I love your energy. Oh, thank you. Bahçedeki tur bitti sayılır. Hepsi burada yetişmiyormuş bu arada. Burası göstermelik bir bahçe gibiymiş. Kendilerine ait tarlaları varmış yakında bir bölgede. Şimdi ufak bir atölye olacak. Oraya doğru gidiyoruz. Dinlenmek için odaya geldim. Birkaç video editlemem gerekiyor. O yüzden birazcık odada vakit geçireceğim. Ama millet havuzda yüzüyor şu anda görüyorum. Ben çalışıyorum, millet yüzüyor. Neyse, işlerimi bitirip ben de gitmeyi düşünüyorum bu arada. Çok güzel bir gündü gerçekten. Markayla alakalı anlatmak istediğim birkaç detay var. Çok bence hani kesinlikle ben bilmiyordum mesela. Markayı biliyordum ama bu özelliklerini bilmiyordum. Çok etkilendiğim şeyler oldu. Onları kesinlikle anlatacağım size. Akşam yemeğinden sonra odaya geldiğimde yatmadan önce bugünün özetini de anlatırım size kısaca. Yarın dönüyoruz bu arada. Akşam uçağımız var. Kısa ama dolu dolu bir tatil oldu benim için de. Şimdi birazcık dinleneyim. Vakit kalırsa havuza gideriz. Selam arkadaşlar. Oraya geldim şimdi yatmaya hazırlanmadan önce.
Şöyle bir sohbet edelim istedim. Bugün gerçekten çok güzel bir gün geçirdim. Yani inanılmaz bilgilendirici bir gündü. Aslında böyle uzmanlara sormak istediğim bir sürü şey de sorma şansım oldu. Bugün ilk olarak bizi götürdükleri yer aslında botanik bahçeleriydi. Müthiş güzel bir yer yaratmışlar gerçekten. Pierre Fabre orayı önceden almış. Yani çok eski bir yer aslında. 2001'de açılmış orası. Bu arada dün söylemiş olmam lazım. Pierre Fabre bir çatı şirket aslında. Yani Pierre Fabre'nin kurduğu bu şirket bir şemsiye firma gibi düşünün, altında bir sürü marka var. Averni, Ducray, Clarins gibi başka bir sürü marka var. Neden hani bunu belirtme ihtiyacı duyuyorum? Çünkü şemsiye firmalara baktığınız zaman aslında markanın vizyonuyla alakalı çok şey öğreniyorsunuz. Pierre Fabre'de Fransa'da dermokozmetik konusunda, özellikle Clarins'le de beraber bitkisel içerikler konusunda çok sevilen, çok eski şirketlerden bir tanesi. Pierre Fabre aslında bir eczacı. Kendi eczanesini açmış Toulouse'da. Ondan sonra giderek işlerini büyütmüş. Clarins markasını 1966 yılında kurmuş aslında. En eski Fransız markalarından bir tanesi. Bu da bir sürü Fransız influencerla beraber de aslında konuşma şansım oldu. Hepsi şey dedi mesela, hani Clarins bizim için aile markası gibidir yani. Annelerimizin, anneannelerimizin kullandığı markalardan bir tanesi. Onlardan görüp kullanmaya devam ettiğimiz markalardan biri diye anlattılar. Çok sevilen ürünleri var, çok kültür ürünleri var. Zaten saç bakım konusunda çok iddialılar. Özellikle Avrupa'da ve Fransa'da bir numaralı saç bakım markası olarak geçiyor Clarins. Bunu yapabilmek çok zor, takdir edersiniz ki. Arkasında yatan hikayeden ziyade çalışma yöntemlerini dinledikten sonra neden bu kadar başarılı olduklarını bir kez daha anlamış oldum. Benim bu arada bildiğim ve sevdiğim bir markaydı Clarins. Özellikle kuru şampuanlarını çok severek kullandım ben. Üniversite yıllarında tanışmıştım markayla Londra'da yaşarken. Benim için çok nostaljik bir marka o yüzden. Çünkü o zaman çok fazla kullanıyordum ve etrafımdaki arkadaşlarıma da çok fazla öneriyordum. Özellikle kuru şampuanın böyle ince telli saçlı, böyle saçları çabuk yağlanan arkadaşlarıma önerdiğimi hatırlıyorum. Böyle onlar için de o zaman çok fazla kuru şampuan markası yoktu. Ve Clarins'inki gerçekten çok iyiydi. Bir kullanan vazgeçemiyor zaten. Şimdi içerisinde kullanılan içeriklerle alakalı çok detaylı bilgiler aktarlar bize. Her bitki tıbbi bitki klasmanına girmiyor. Tıbbi bitki olabilmesi için bir bitkinin aslında iyileştirici gücünün kanıtlanmış olması gerekiyor. Araştırmalarla desteklenmiş olması gerekiyor. Ondan sonra tıbbi bitki klasmanına, sınıfına girebiliyor bu bitkiler. Ve özellikle kendi tıbbi bitkilerini yetiştirdikleri bir devasa alan var burada. Tarlaları var. Biz tarlayı değil de daha çok botanik bahçesini geldik. Burası daha çok ziyaretçiler için ayrılmış bir yerdi. Hem onlara bitkiler hakkında bilgi vermek hem de işte markanın neler yaptığını anlatmak üzerine kurulu bir yer. Çünkü bize anlattıklarına göre kazançlarının %85'i sosyal sorumluluk projelerine gidiyor. Benim şimdiye kadar duyduğum, hani bu kadar kurumsal bir firmadan duyduğum en yüksek oran olabilir. %85 gerçekten çok yüksek bir oran arkadaşlar. Ve özellikle ekosistemle, biyoçeşitlilikle, çevreyi koruma amaçlı sosyal sorumluluk projelerine gidiyor. Bugün o kadar inanılmaz şeyler anlattılar ki ben böyle bayağı ağzım açık dinlemiş olabilirim. Mesela Tibet'te bir endemik bitki olan bir şakay türü yok olmak üzereymiş ve yok olmasın diye her türlü desteği sağladıklarını ve o bitkinin devamının gelmesi için ciddi yatırımlar yaptıklarını falan anlattılar. Aynı şekilde bir başka Ekvator'daydı galiba. Dünya üzerinde sadece bir tane kalmış o palmiye türünden ve onu korumaya almışlar ve onu çoğaltmaya çalışıyorlar mesela. Bunun gibi bir sürü farklı farklı çevreyle alakalı bir sürü sosyal sorumluluk projesi yürütüyorlar. Onları anlattılar bugün. Ben çok etkilendim açıkçası. Hani evet, markalardan sosyal sorumluluk projeleri duyuyorduk ama bu kadar detaylı, bu kadar ekosisteme saygılı az marka vardır diye düşünüyorum. O yüzden çok çok etkilendiğimi söylemek istiyorum bu konuda da. Gerçekten bunları size anlatmak istiyorum çünkü her markada bu kadar detaycı bir yaklaşım da görmüyoruz. Özellikle içeriklere yönelik. Ben biliyorsunuz kanalda bir sürü içerik dosyası çektim. Hatta işte cilt bakımıyla alakalı yanlış bilinen şeyler. Beni çok eskiden beri izliyorsanız şu düşüncede olduğumu bilirsiniz. Mesela bitkisel içerikler her zaman iyi değildir. Çünkü bitkisel içeriklerde, özellikle organik bitkisel içeriklerde standartizasyonu sağlamak çok zordur gerçekten. Çünkü toprağı, işte gübreyi, her şeyi kontrol altına almak zorundasınız. O bitkiden elde edilen aktif içeriklerin standartizasyonu sağlamak için. O yüzden sentetik içerikler mesela daha fazla tercih ediliyor. Dermokozmetikte diye bir sürü videomda söylemişimdir bunu. Şimdi Clarins markasının arkasında yatan fikir ise organik tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, standartizasyonunu sağlama. Bu konularda gerçekten çok başarılılar.
Ne kadar duyduğum en detaylı anlatımdı hani markadan içeriklerine dair, içeriklerin nereden geldiğine dair, nasıl yetiştirildiğine dair, standartizasyonun nasıl sağlandığına dair bütün sorularımızı cevapladılar. Çok etkileyiciydi, onu söylemek istiyorum. Mesela markanın çok fazla ürünü de yok aslında bakarsanız. Bilinçli yapılmış bir şey. Çünkü gerçekten iyi yaptıkları ürünü yapmak istiyorlar. İyi yaptıkları, iyi formüle ettikleri ürünü yapmak istiyorlar. Bir seride onlarca ürün yok. 3 veya 4 tane ürün var. Mesela kullandıkları şakayık türü özel bir tür. Ve ben çiçeğin kendisini kullanıyorlar zannediyordum. Çiçeğin kökünü kullanıyorlarmış. Ve o kökteki aktif içeriklerin istedikleri kıvama gelebilmesi için, yani standartizasyonu tutturabilmesi için 3 sene sonra hasat edilmesi gerekiyormuş. Yani 3 sene bekliyorlar o bitkiyi yetiştirmek için ve kozmetik ürün haline getirmek için. Nasıl ekstrakt haline getiriyorlar, standartizasyonu nasıl sağlıyorlar, içerisindeki aktif içerikleri nasıl ölçüyorlar, bunlar hakkında da çok detaylı bilgiler verdiler. Ben özellikle bu konuya çok meraklıyım, yani hani içeriğin aktif içeriklerinin standartizasyonunu ve sonrasında kozmetik ürün haline dönüşmesi, bu konular gerçekten benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden bugün gerçekten çok eğlendim. Onlara da bir sürü soru sordum, sağ olsunlar, hepsine cevap verdiler. Mesela bugün öğrendiğim ilginç şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Ufak bir laboratuvara götürdüler bizi. Orada mesela işte hani aynı bitkinin farklı türlerinin ne kadar farklılık gösterebileceğini, dolayısıyla doğru bitkinin doğru kısmının kullanılmasını vurgu yaptılar aslında. Çin yıldız anasonuyla Japon yıldız anasonu arasında bayağı bir fark varmış. Görünüşte çok benzer gözüküyorlar. Ama tabii bunu mikroskopik yöntemlerle ayırt edebilmeleri mümkün oluyormuş. Çin yıldız anasonu mesela bebeklerde sindirime yardımcı olurken, Japon yıldız anasonu bebeklerde toksik etkiye sahipmiş. Dolayısıyla çok dikkatli olunması gereken bir konu diye özellikle belirttiler. Hani bitkileri doğru tanımak, doğru bitkiyi kullanmak ve bitkinin doğru kısmını kullanmak, doğru istedikleri aktif içeriklere ulaşabilmek için. Bu arada her bir yetiştirilen bitkinin de içerisindeki aktifi ölçmek üzere testler yaptıklarından bahsettiler. Ve sonrasında toksikoloji raporları hazırlanıyor tabii. Her bir yine çıkan hasat için toksikoloji raporları da ayrıca hazırlanıyormuş mesela. Bunları böyle uzun uzun anlatıyorum çünkü bence çoğu markadan göremediğimiz bir şeffaflık aslında bu. Ben mesela çoğu markaya bu soruları sorduğumda genelde cevap alamıyorum arkadaşlar. O yüzden hani sürekli söylüyorum ya çok etkilendim diye. Çünkü bu kadar büyük bir şeffaflık ben açıkçası beklemiyordum. Her bir kişinin sunumu da ayrıca çok iyiydi. Onu da söylemek istiyorum. Markanın yıldız ürünlerini sorarsanız eğer. Şimdi aslında bir sürü yıldız ürünü var markanın. Ama benim en sevdiğim kuru şampuanı kesinlikle markanın yıldız ürünü diyebilirim. Zaten sektörü de domine eden bir ürün olmuş o. Yani hem Avrupa'da hem Fransa'da sanırım bir numaralı kuru şampuan. Ve hatta sanıyorum formülasyonu yenilemişler. Daha da nazik hale gelmiş. İçerisine seramitler de eklenmiş. Kuru şampuanlar genelde saç derisini irite edebilir, kaşındırabilir. Yani saç derisine çok nazik davranan bir ürün değil kuru şampuan. Fakat Clorin'inki gerçekten çok nazik. Hani piyasadaki diğer ürünlerden farklı olarak gerçekten müthiş nazik olduğunu söylemek istiyorum. Yani benim en beğendiğim kuru şampuan diyebilirim piyasadaki. Onun dışında şampuanları çok başarılı arkadaşlar. Ben zaten Instagram'da paylaşmaya başladığımda bu seyahati. Çoğu kişiden şampuanlarına bayılıyorum diye yorum geldi. Çok normal biliyorum bunu. Çünkü özellikle şampuanlar konusunda da çok iddialılar. Dökülme karşıtı şampuan çok başarılıymış. Özellikle buradaki influencerlardan da duydum onu. Şimdi yeni bir ürün çıkarmışlar. Onu ben de deneyeceğim. Çünkü bende de başladı saç, bu stres kaynaklı saç dökülmesi. Ona kesinlikle iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten in vitro, in vivo araştırmaları yapılmış. Klinik araştırmaları var. Bütün ürünlerin klinik araştırmalarını da yapıyorlar. Onu da ekleyeyim bu arada. Bu da her markanın yaptığı bir şey değil. Saç dökülme karşıtı saç serumu. Özellikle bunun üstünde durdular. Hani yıldız ürünlerimizden bir tanesi de bir ay içerisinde 3000 saç teli çıkardığını iddia ediyor. Ya yani bakın, bu iddiayı yapabilmek için bayağı araştırmış olması lazım. Bunlar da klinik araştırmayla kanıtlanmış iddialar bu arada. Bir de saç serumu çıkarmışlar. Sika serum diye, ama saç uçlarına kullanılan bir serum bu. Onu da çok övdüler. Bu da yine yıldız ürünlerimizden bir tanesi diye. Bu yeni çıkan bir ürün ama çok iddialı konuştular yani onun hakkında da. Yine aynı şekilde saç uçlarını çok güzel onarıyor diye söylediler. Onu da deneriz. Bu arada ben saçlarımı kestirdim, fark etmişsinizdir. Çünkü bu işte bu bir aylık dönemde gerçekten yani saç bakımı yapamadım diyorum ya, işte bütün eşyalarımız depoda. Dolayısıyla elimde doğru düzgün ürün yok. Hani gidip böyle sevdiğim birkaç ürünü aldım ama hani
çok daha kullandım denilemez açıkçası. O yüzden bir düzenimi oturttuktan sonra ürünleri de detaylı deneyeceğim. Cilt bakım ürünlerini de yeni yeni çıkarmaya başlamışlar. Bu, özellikle bu şakayık özünü kullandıkları stick maske. Ondan çok övgüyle bahsettiler. Onu hatta yine birkaç kişiden duydum bugün. Özellikle hasat çitleri için çok iyi olduğunu söylediler. %50 oranında azaltıyormuş hatta iritasyonu. Hatta şu anda banyomda var. Bu akşam deneyeceğim hatta, çünkü bayağı övgüyle bahsettiler ondan. Böyle arkadaşlar, sanırım yani anlatmak istediğim her şeyi anlattım. Özellikle bu tarz konuları konuşabileceğim çok fazla insan yok. O yüzden böyle buradaki uzmanlara sorularımı sormak bile bana çok iyi geldi açıkçası. Biraz da biliyorsunuz zor bir ay geçirdim. Bu ay benim için oldukça zordu. O yüzden yani gerçekten bugünün keyfini çıkardım diyebilirim. En çok keyif alan insanlardan biri ben oldum bence. Bazı influencerlar birazcık oflayıp pofladılar. Hani çok çok fazla bilgi bombardımanına tuttular diye. Ama ben açıkçası çok hoşlandım. Çünkü tam da merak ettiğim konular, çok ilgimi çeken konular. O yüzden çok çok eğlendim gerçekten. Bu geceyi burada kapatalım. Yarın ufak bir turumuz daha var bu arada. Ondan sonra da akşam uçağımız var. Uçağı yakalayacağız. Bir 2 saatlik boş vaktimiz olacak. Umarım senin için de keyifli olmuştur. Umarım verdiğim bilgiler ilginizi çekmiştir. Çünkü benim çok ilgimi çeken bilgiler oldu gerçekten. Sizinle de paylaşmayı çok seviyorum biliyorsunuz. Yarın görüşürüz arkadaşlar.